Evet, şimdi alerjisi olan kişi eğer ki alerji tetikleyen sebep midedeki bakteri Helicobacter pylori isimli bakteri alerjiyi tetikliyorsa buna karşı tonik. Tonik 19 çeşit bitki içerir. Toniğin birleşiminde lahana suyu ve 19 çeşit bitki var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller klinik araştırmaları yapmışlar ve gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarını lahana ile tedavi etmişler fakat geliştirmemişler. Biz bunu ne yaptık? Geliştirdik. Yan etkisini ortadan kaldırdık. Sadece lahana suyu kullanılırsa Quatra Cerebellum. Biz bunu 19 bitkiyle yan etkisini ortadan kaldırarak daha etkili hale getirdik. Alerji tetikleyen sebep bakteri ise midedeki gastrit ülseri sebep olan tonik. Eğer ki alerji tetikleyen sebep bağırsaktaki mantarlarsa ki alerjinin sebebi %90, %80, %90 bağırsaklara yerleşen mantardır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan veya başka kimyasal ilaç kullanıyorsa kullanmış olduğu ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalır, histamin oranı çoğalırsa alerji ortaya çıkar. Bütün alerji türlerinin sebebi bu. Yani bir doktorumuz bugün diyor ki işte 56 çeşit alerji var. Hangi alerji türüne aloe vera iyi gelir? Fark etmez. Bağırsaktaki mantarların tetiklemiş olduğu alerjiye karşı aloe vera, midedeki bakterinin tetiklemiş olduğu alerjiye karşı tonik kullanmak yeterli. Ha bunu tedavi sürecini hızlandırmak için kanın pH değerini düzenleyici karbonat kullanır. Karbonat. Karbonat nedir? Yani bu karbonat biraz farklı bir karbonat. Karbonat forte. Yani bunun birleşiminde normal karbonatın haricinde zencefil ekstresi, ekstraktı, toz ekstraktı, zerdeçal ekstraktı ve 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bunun özelliği nedir? Artı karaciğeri güçlendirir, bağırsakları temizler. Kanın pH değerini düzenleyicidir. Mesela bir dostun bana dedi ki tırnağında mantar. Geçmeyen, iyileşmeyen bir mantar 37 yıldır ne kullandıysa bir faydası etmemiş. Köyde kağanıyla saman toplamaya giderken, kağanının mazısına yağ süreyim derken tırnağına böyle tel geçmiş. Baş parmağını böyle yılanın ağzı gibi açılmış. Sonra buraya aylar sonra mantar iyileştikten sonra mantar yerleşmiş. 37 yıl mantardan kurtulamamış. Ben ona dedim ki karbonat kullan. Karbonat forte. Deneme yapıyoruz bakalım ne olacak. 6 haftada 37 yılda kurtulamadığım mantardan 6 haftada kurtuldum. Mantar diye bir şey kalmadı. Nasıl kullanıyoruz peki hocam? Ağız yoluyla mı alınıyor? Karbonat Evet. kişi mesela iki tatlı kaşığı veya kendine göre ayarlayabilir. Bir tatlı kaşığı veya iki tatlı kaşığı bir litre suya böyle bir litre suya bir tatlı kaşığı bazıları iki tatlı kaşığı da alabilir. Üç tatlı kaşığı da fark etmez. Yani herhangi bir yan etkisi yok. Kötü bir durum yok. Evet. Kullanabilir. Fazla kullanmakta bir zararı olmaz. Kullandığı zaman vücudun asit baz dengelerini koruyor. Bağışıklık sistemini güçleniyor karbonat. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir.